Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımızın adı Necdet'ti. Motora başlayacağım. Bana kombin yapar mısın demişti. Tabii ki yaparım. Herkesin kombinini yapmaya çalışıyorum. Yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden de hani motora başlayacağım diyen bir arkadaşa hem uygun bütçeli hem de onu koruyabilecek şekilde bir kombin önereceğim. İlk önce kastan başlayayım. Stream Evo alınabilir. LS2. Stream Evo neden tercih edilebilir? Uygun bütçeli olduğu için tercih edilebilir. Ama bir üst seviye kasklardan bir tanesi yani Bell Qualifier alınırsa biraz daha güvenli hissedebilirsiniz kendinizi. Hayır, ben daha da güvenli bir kask almak istiyorum. En azından beni tamamen korusun, karbon fiberglass bir yapısı olsun diyorsanız LS2 CR1 alabilirsiniz. Onu da daha önceki tanıtımda zaten görebilirsiniz. Özelliklerine de bakabilirsiniz. Ben bu kaskı niye tercih ediyorum? Çünkü dediğim gibi karbon fiberglass özelliklere sahip, sizi daha fazla koruyabilecek, hem spor sürüşe uygun hem de naked sürüşlere kısmen uygun olabilecek şekilde yapılmış bir kasktır. Havalandırmalar ona göre ayarlanmıştır. Kademeli açılan camları vardır, hepsinde öyledir. Veya işte bunun bütçesi biraz yüksek, bana biraz daha uygun bütçeli alabilir misin derseniz Next SX 100 alınabilir. Çünkü polikarbon ve kauçuk destekli olduğu için bu kask seçilebilir. Pin low'u var. Hani mikrometrik bağlantısı var. İsterseniz hani burun pedi var, çene pedi var. İç pedlere çıkabiliyor ve geniş bakış açısına sahip olan kask. Aslında hepsi geniş bakış açısına sahip. Bu kasklardan alabilirsiniz. Bunun güneş vizörü var. Şu şekilde açılan. Bunun güneş vizörü var. CR1'in Double Deep bağlantısı var. Daha güvenlidir diğerlerinden. Bilin ve bunun güneş vizörü yoktur. İkisi de Double Deep bağlantıya sahiptir. O yüzden daha güvenlidir. Bunlarla hangi montu önerebilirsin derseniz hemen bu montu çıkartabilirim. Bu Rika'nın bir montu. Bunun özelliklerini daha önceden de paylaşmıştım zaten. Neden bunu öneriyorum? Çünkü bunu 4 mevsim kullanabilirsiniz. İçinde de bir tane astarı var. Bu astarı çıkartıp yaz sürüşlerinde uygun kullanabilirsiniz. Yaz sürüşlerinde biraz terletir ama gerçekten güvenlidir. Özellikle yani dirsek yerlerinde, omuz yerlerindeki korumalar ve sırtında bir korumayla gelmesi bu montu iyi montlardan bir tanesi haline getiriyor. Çünkü kumaşlı sürtünmelere ve kazalarda asfalt sürtünmelerine dayanıklı olarak yapılmış. Hani bilekleri cırt cırtlı şekilde yapılmış ve fermuarlı şekilde yapılmış. İç astarı çıkartılabiliyor. İç astarında da cepleri var, kendinde de cepleri var, yanında cepleri var. Belinde de sıkıştırma yerleri var. Sıkıştırma cırt cırtları var. Bu alınabilir, uygun fiyatlıdır. Eğer nakit alırsanız mağaza %10 kadar bir indirim yapıyor. O fırsattan da yararlanabilirsiniz. Bunlarla benim sunabileceğim bir tane eldiven var. O da hani daha önceki tanıtımlarda da göstermiştim zaten. Chicago modeli, Vexon'un bir modeli. Bu hem yaz sürüşlerine uygun, kış sürüşlerine uygun istiyorsanız Vexon'un başka modellerinden alabilirsiniz. Ama ben şimdilik yaza girdiğimiz için bu modellerden paylaşacağım. Bu hani yumruk koruması olan, işte eklem yeri korumaları olan, aynı zamanda körük mekanizmasıyla gaz hassasiyetini sağlayabileceğiniz bir modeldir. Her yeri deliklidir ve deri şekilde yapılmıştır. Yani kazalara karşı mukavemeti çok daha iyidir. Bundan alabilirsiniz. Yine T90'ın Pirate modelini, Nemrut modelini veya Urgaz modelini alabilirsiniz. Onlardan kullanabilirsiniz. Onlardan herhangi birini aldığınızda yaklaşık bu kombin 2500-3000 liraya gelecektir. Hani siz ben daha uygun fiyatlı şeyler almak istiyorum derseniz LS2 Stream Evo'yu alabilirsiniz. Ona uygun şekilde Venom'un montlarından bir tanesini alabilirsiniz ki ben onu açıklama kısmında yazacağım. Hayır, benim eldivenim çok daha iyi olsun yazdık ama biraz daha kısa olsun diyorsanız o yüzden de Five Stamp Evo buna replikası önerilebilir. Bu eldivenleri daha önceden tanıttım zaten. Ve hani hem eklem yeri korumaların hemen altında olan havalandırması, delikli yapısı, bileğindeki cırt cırtıyla beraber gerçekten iyi bir eldiven. Benim de hoşuma giden eldivenlerden bir tanesi. Bunlar alınabilir, bunlar benim önerimdir. Bir arkadaş da demişti ki hani uygun bütçeli kask mont
pantolon bot tanıtımı yapar mısın? Rockwell bot öneriyorum arkadaşlar. Rockwell bot olabilir. Rockwell botlar biliyorsunuz hani 3 veya 4 çeşit olabilir. Cafe Racer'lar içinde falan da vardı. Bir de bu videodan sonra zaten Cafe Racer videosu çekeceğim ben. O Cafe Racer'ların içinde kask bot önereceğim. Onu da bir ileriki videoda paylaşacağım zaten sizlerle. Cafe Racer kullanan da bayağı bir arkadaş var. Onlardan daha önceden video çekmiştim. Şimdi de bundan sonraki videoyu da ona göre koyacağım ve o kombiyi paylaşacağım. İşte Mehmet Akif diye bir arkadaş vardı. Uygun bütçeli kask monta ile pantolon bot diyordu. Bot olarak hani bunlara ek olarak bot Rockwell önerebilirim. Bir üstü TCX önerebilirim. Dayton'u önerebilirim. Rockwell'in DNA'sı, spor botu veya işte hem Cafe Racer'ı hem yakıt makinelerde kullanabileceği 4 tane modeli var. O 4 modeli de şuraya koyacağım veya işte aşağıya açıklama linklerini ekleyeceğim. Onlardan da alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Rockwell botları da gerçekten dayanıklıdır. İlk başta hani tam ayağınıza göre aldığınızda biraz sıkacaktır ama onu bir hafta boyunca giydiğiniz zaman veya bir haftalık bir giyim sonucunda birazcık rahatlayacaktır. Hani hemen sonuca varmayın diye söylüyorum. Bu bot çok sıkıyor falan diye. Rockwell botları da önermemin bir sebebi de içindeki yapının ayağınızı terletmeyen bir yapı olması. Spor modellerinde altını kaydırmayacak şekilde yapılmış bir yapısı var. O Rockwell botlardan alabilirsiniz. 230 liralardan 220 liralardan falan başlıyor. 800-900 liralara kadar çıkıyor. 800'e kadar çıkıyor olması lazım.